Biliyor musunuz? Ben zombilere bayılırım. Zombi içerikleri acayip hoşuma giderler. Hikayeleri, hayatta kalanların yaşadığı olayları izlemeye, oynamaya bayılırım. Left 4 Dead'i seven biri olarak Back 4 Blood'a heyecanlandım. Ve aradan bir zaman geçse de sonunda oyunu oynayabildim. Peki oyun hakkında ne düşünüyorum? Hemen söyleyeyim, ben bu oyunu sevdim. Pek beklentiye girmeden Left 4 Dead'in bir tık gelişmiş halini bekliyordum. Ve böyle de oldu. Valve 3 sayısından korkmasaydı bu oyun muhtemelen Left 4 Dead 3 olurdu. Oynanış neredeyse aynı. 4 kişi zombileri öldürmek için ilerliyorsunuz ve gideceğiniz yere ulaşmaya çalışıyorsunuz. 13 tane bölüm bulunmakta. Bir yolculuk hikayesi diyebiliriz. Gelen zombileri öldürüp karşınıza çıkan engelleri halletmeniz gerekiyor. Engeller dediğimde mesela bir yer oluyor ve o bir yerin açılması için bir süre beklemeniz gerekiyor. O sırada da gelen zombileri öldürmeniz gerekiyor. Oyunda bosslar da bulunmakta. Bossların pek bir özelliğini yok ama oyuna güzellik katıyor. Oyundaki zombi türleri Left 4 Dead'den alınmakta. Ufak değişiklikler bulunsa da yine aynı özelliklere sahipler. Zombi tasarımları gerçekten değişikler. Ölüp dirilen insanlardan çok Doom yaratıkları gibi gelmedi desem yalan olur yani. Çok değişik şeytanlara benziyorlar. Geçtiğiniz yollarda silahlar, mermiler, eklentileri ve daha fazlasını bulabiliyorsunuz. Evet, eklentileri de bana göre en taze yeniliklerden olabilir. Ama öncelikle ana silahlardan bahsedelim. Silah çeşitliliği az değil. Tabanca, taramalı, pompalı, keskin nişancı, ne isterseniz kendinize göre, kendi oynayışınıza göre bir silah bulunmakta. Normal olarak da eski Left 4 Dead oyunlarından bolca daha fazla silah içermekte. Vuruş hissi de gayet güzel. Zombilere ateş ettiğimde tam kafadan vurup kafalarının hava uçmasını görmek tatmin edici. Silah eklentileri ise haritada gezerken etraftan dürbün, lazer, susturucu, daha büyük şarjör gibi şeyler toplayabiliyorsunuz. Yakın dövüş silahları da bulunmakta. Pala, balta, beyzbol sopası bulmak mümkün. Ve bunların da kullanımları bence gayet yeterli ve tatmin edici. Sonra da seçebildiğimiz karakterlerimiz bulunmakta. Her karakterin kendince özel minik eklentileri bulunmakta. Birinin artı bir canı varken birinin artı koşmanız var. Ben çoğunlukla Hope adlı kızımızla oynadım. Oyunun başında karakterle birlikte hazır gelen beyzbol sopasını ve pompalı tüfeği alıp zombilerin arasına daldım. Eğer karakterin başlangıç silahlarını istemiyorsanız oyunun başında mağaza sandığı bulunmakta. Ekipmanları, silahları, canları bu sandıktan alıyorsunuz. Ama merak etmeyin, dediğim gibi silahlar ve ekipmanlar oynanılan harita içinde bulunmakta. Sonra oyuna gelen bir diğer yenilik ise kartlar. Kartların işlevi şöyle. Her turun başında size kartlar veriliyor. Kartların bazıları kötü olabiliyor. Mesela oyun içinde sisli hava çıkması ya da zombilerin daha güçlü şekilde gelmeleri gibi. Yapılan kartlarsa size ekstra içerikler sunuyor. Daha hızlı silah doldurma, artı bir can, yumruk atmak yerine bıçaklı saldırı yapma gibi kart seçenekleri bulunmakta. Daha değişik kartlar da olabilir. Ama ben şu anki oynayışıma kadar rastlamadım. Bu kartların amacı her bölümü tekrardan oynadığınızda size her tür farklı bir oyununu sunabilecek diye tanıtılmıştı. Peki oyunda böyle mi? Kartlar her bölümü tekrar oynadığımızda bambaşka bir deneyim sunuyor mu? Hayır, sunmuyor. Tek farkı ekstra bir özellik geçmiş oluyor. Dediğim gibi belki daha çok oynayınca değişik şeyler çıkıp gerçekten değiştiriyordur. Ama ben 3 saat civarı oynayarak bunu söylüyorum. Klasik hikaye modu dışında oyunun başka bir modu daha bulunmakta. Versus, yani zombilere karşı insanlar modu. Bir alanda 4 kişi insan olarak hayatta kalmaya ve turları bitirmeye çalışıyor. 4 tane seçilen zombi de insanları öldürmeye çalışıyor. Ama bu modun tek kötü yanı ise oyunun sınırlı bir yerinde geçmesi. Yani arena gibi kapışmamız. Eski Left 4 Dead'de Versus modu hikaye modu içerisinde olan bölümlerde oynanabiliyordu. Bu arada Versus modu oynayınca fark ettim. Bence özel zombi sayısı onun içinde az. Oyunda 9 özel zombi var olarak gözükse de oyunda toplam 3 tür var. Yani toplam 3 tane özel zombimiz bulunmakta. Oyunun gelecek zamanlarında yeni zombiler eklenirse güzel olabilir. Kamp alanından da ufaktan bahsetmek istiyorum. Bölümden çıktıktan sonra geldiğimiz lobi olan kamp alanında hareket edebiliyoruz ve test atışları yapabiliyoruz. Bazı görevleri ve gereksinimleri biriyle konuşarak sağlayabiliyoruz. Silahları denemek için bir yer bulunması da hoş. Bir test atışı yeri var. Ama oraya girdiğimde aniden bütün oradaki silahları görmek nedense biraz bir heyecanımı yitirdi. Bu eksi bir yön değil. Sadece bölümler içinde kendim bulup keşfetmek isterdim. Ama yapacak bir şeyim yok. Onun dışında kamp alanında görevlere başlayıp diğer genetiklerimizi dediğim gibi halledebiliyoruz.
Oyun hakkında söyleyecek şeylerim bu kadar. Kısaca oyunu beğendim. Oynamaya devam ediyorum. Ama bu oyunu asıl arkadaşlarınızla oynamanız çok daha iyi olur. Ben tek oynadığım için bir süreden sonra sürekli oyunun sekteye arada uğrayabildi. Gelecek güncellemeler ile oyunun daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız gerçekten mutlu olurum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.